keramet sahipler olmuştur. Bunlardan biri de Cebrail bölgesinde 20. esrin mürşidi kamili el-Urfan tacının sahibi büyük evliya Şeyh Hacı Kasım Çelebi olmuştur. Bu mübarek Çelebiler neslinin esası 16. esrin sonu 17. esrin evvellerinde Cebrail bölgesinde meskunlaşmış ilkin başlangıcı Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden gelen büyük keramet el-Urfan sahibi Karaman adlı gençle Yeter adlı hanımın burada kurdukları mübarek aileden başlıyor. Onların yaşadıkları kent günü bugün de Çelebiler kendi adlanır. Bu kent tarihin bir döneminde ilim ve medeniyet ocağı kimi meşhur olup bütün yakın uzak hariçte tanınmıştı. Hiç şüphesiz ki büyük ilahiyatçı alim el-Urfan sahibi olan genç Karaman Allah evi Kabe'ni ziyaret ettikten sonra hacı titulunu almış ve ona el arasında bu yerde Hacı Karaman Ata, Hacı Karaman Baba deyilmişti. Hacı Karaman Baba, Hacı Karaman Ata o yerlerde yaşamış ve hak dünyasına o yerlerde kavuşmuştu. Ona göre onun uyduğu o mukaddes mekan Hacı Karaman Ocağı adlanır. İnan ve iman ocağı olarak mukaddes ziyaretgaha çevrilir. Bugün o soydan olanlara Çelebi deyirler. Çelebi, Çelep sözündendir ve mənası qədim Türk dilində müqəddəs varlıq Tanrıya, Allaha işarədir. Klasik şairimiz İmadəddin Nəsimi yazır ki, Çelep Nəsimiyyət üçün əskik eyləməz bir şal, nə atlasından umar kimsənin, nə də şalından. Bu beytdə Nəsimi Çelep sözünü Allah sözünün sinonimi kimi işlədi. Çelep sözü iş əkilçisini qəbul etməklə, Allah'a bağlı, Allah'a yakın insan, ruhunda Allah'ı yaşatan, Allah'ı taşıyan insan demektir. Azerbaycan arazisinde bu soy kökü Hacı Karaman'dan başlayarak taşıyanlara Çelebi deyilir. Odur ki bu neslin layıklı davamçılarından biri olan 20. esrin mürşidi kamili el-Urfan tacının sahibi Şeyh Hacı Kasım Çelebi, dini mərasimlərdə, ibadət məclislərində Resulullah'a və onun əhli beytinin şəninə mövlanələr zikr edər, qəzəllər, qəsidələr, mətlər oxuyardı. O İmam Əleyhisselama olan Ali Uca Ulu və Ülvi İlahi Eşkini Dadıma Yet Ya Əli mövlanəsində ishar etmişdi. Dadıma Yet Ya Əli 24 bənddən ibarətdir. Onun 12 bəndi sərbəst, 12 bəndi isə nəqarət formasında təkrarlanır. Hacı Kasım Çelebi bu mövlananın müritlerinin kalbine ona uygun mahnı ile hak edermiş. Hemin mahnı Qarabağ toylarının bir himni sayılarmış. 37. ilin amansız represiyasında bu mahnının toylarda okunmasına qadağa koyulmuş ve bu mahnı yasak edilmişti. Odur ki qədri bilen el oba adamları Hacı Kasım Çelebi'ye olan sevgisini ve İmam Aleyhisselam'a olan eşkini bildirmek için o mahnını Qaradonlu rəqsi altında rəqs ederek Dadıma Yet Ya Əli kalbində gizlice olarak öz özlerine zümzümə edermiş ve hafifçe özleri için gizlice zikir edermişler. Əsl el yazması məhv edildiğinden yaşlı nesil tarafından dilden dilə, əsrdən əsrə, nesilden nesilə keçerek qismən zamanımıza gelip çatmıştı. Yaxşı nesil dünyasını değiştiğinden onun ilkin variantını elde etmek çok çatındı. Çok cüzü değişikliğiyle aslına daha yakın variantı təqribən belə kabul etmək olar. Onu da deyim ki, müritler bu nəğməni 24 bənddən ibarət bir düzümdə oxuyarmışlar. Mövlananın 12 bəndi təkrarlanan, 12 bəndi isə sərbəst olmuşdur. Bu Mövlana dadıma yetmiş.